Eğitim altyapısının güçlendirilmesi projesi, Avrupa Birliği finansmanı AFAD koordinasyonunda ve Dünya Bankası aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi tarafından uygulanmaktadır. Proje kapsamında 12 ilde 56 betonarme eğitim tesisi inşa edilecektir. Projede inşa edilecek okullardan veliler, öğretmenler, geçici koruma altındaki Suriyeli öğrenciler ve Türk öğrenciler faydalanacaktır. Dünya Bankası, uygulama desteği sağladığı projelerin özelliklerine uygun olarak farklı tedbir ve usuller izlemektedir. Eğitim altyapısının güçlendirilmesi projesinde çevresel değerlendirme politikası ve fiziksel kültür varlıkları tedbirleri doğrudan uygulanmaktadır. Çevresel değerlendirme politikası, proje nedeniyle ortaya çıkabilecek önemli çevresel ve sosyal etkilerin değerlendirilmesini ve yönetilmesini amaçlamaktadır. Olası sosyal ve çevresel etkilerinin tespit edilmesi ve başarılı bir şekilde yönetilebilmesi için tüm parseller ziyaret edilmekte ve gerekli değerlendirmeler yapılmaktadır. Ek olarak, projenin uygulama aşamalarında rol alacak tüm kurum ve kişilerin çevresel ve sosyal etkileri ne şekilde değerlendirilmesi gerektiğini özetleyen çevresel ve sosyal yönetim çerçevesi dokümanı hazırlanmıştır. Bu dokümana hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın hem de Dünya Bankası'nın resmi internet sayfalarından erişim sağlanabilmektedir. Proje kapsamında uygulanan bir diğer tedbir de fiziksel kültür varlıkları politikasıdır. Bu tedbirlerin uygulanması sebebiyle koruma ya da sit alanı olma durumunda olan parseller projeye dahil edilmemiştir. Bu sayede projenin kültürel varlıklar üzerinde olumsuz bir etki oluşturmasının önüne geçilmiştir. Projede uygulanan önemli tedbirlerden bir tanesi de arazi edinimi ve yerinden edinim konusudur. Bu proje kapsamında kişilerin yerinden edilme veya olası geçim kaybı gibi etkilere maruz kalmaması için arazi seçimlerinde şu koşullar aranmaktadır. Söz konusu okul parsellerinde mülkiyet anlaşmazlığı olmaması, söz konusu parsellerin imar planı kapsamında eğitim tesislerine ayrılmış olması, parsellerin Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsisinin tamamlanmış olması, parseller üzerinde bekleyen bir dava ya da yasal sorunun olmaması ve parsellerin yasal, yasal olmayan kullanıcısının olmamasıdır. Projenin tüm aşamalarında çevresel ve sosyal konularda öncelikle Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve yönetmeliklerine, sonrasındaysa Dünya Bankası tedbirlerine uyum sağlanacaktır. Projenin inşaat öncesi aşamasıyla inşaat ve uygulama aşamalarında dikkat edilmesi gereken konular farklılıklar göstermektedir. İnşaat öncesi dönemde uzmanlar tarafından gerçekleştirilen çevresel ve sosyal uygunluk tespit çalışmaları kapsamında önem taşıyan ve ele alınan konular: parsellerin yasal ve fiziksel koşullarının okul inşaatı için uygunluğu, okul inşaatı için gerekli altyapının mevcudiyeti, inşaat malzemelerinin niteliği, inşaat atıklarının yönetimi ve inşaat süresince çalışma ve istihdam koşullarıdır. Sosyal açıdan değerlendirmeye alınan konularsa parsellerin hak sahipliği ve kullanım durumu, parsel üzerinde yıkım kararı olan bir okul varsa bu okula ait tüm detaylar, parselin bulunduğu mevkide okul ihtiyacı olup olmadığı ve önerilen parselin civarındaki Türk ve Suriyelilerin nüfus ihtiyaçlarıyla iletişimleri dikkate alınmaktadır. İnşaat ve uygulama aşamalarında inşaat firmalarının inşa edilecek her okul için çevresel ve sosyal yönetim planı hazırlaması gerekmektedir. Hazırlanacak olan bu plan sayesinde inşaat faaliyetlerinin muhtemel çevresel ve sosyal etkileri önceden tespit edilecek ve alınması gereken önlemler belirlenecektir. Ayrıca projenin inşaat ve uygulama aşamaları süresince takip edilecek bir izleme planı hazırlanacaktır. Dünya Bankası ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın inşaat ve uygulama aşamalarında dikkat ettiği çevresel ve iş sağlığına ilişkin konular: İnşaat ve evsel atıkların depolanması ve bertarafı, toz ve gürültü yönetimi, istihdam koşulları ve iş sağlığı güvenliği, trafik ve yaya güvenliği ile kültürel varlıkların korunmasıdır. Sosyal açıdan önem taşıyan konularsa sürekli iletişimin sağlanması,
bilgilendirme toplantılarının gerçekleştirilmesi ve ihtilaf çözüm mekanizmasının herkes için erişilebilir olmasıdır. Paydaş katılımının sağlıklı ve sürekli bir biçimde sağlanması da proje süresince önemli bir konudur. Uygulama süreci boyunca tüm faydalanıcıların ve vatandaşların projenin muhtemel çevresel ve sosyal etkileriyle bu konuda alınacak önlemler konusunda bilgi sahibi olması sağlanacaktır. Projenin ömrü boyunca tüm faydalanıcı ve vatandaşlar hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın hem de Dünya Bankası'nın ihtilaf çözüm mekanizmaları aracılığıyla her türlü sorun, görüş, öneri ve şikayetlerini ilgili kurumlara iletebileceklerdir. Çevre ve sosyal konularda iletişim kanallarını açık tutmak amacıyla 3 yıl süresince bilgi sunma hizmeti sağlayacak bir çağrı merkezi kurulacaktır. Çağrı merkezi, gelen soru, şikayet ve önerileri kayıt altına alarak proje uygulama birimine iletecek ve belirli bir zaman dilimi içerisinde ilgili kişiye geri dönüş yapılmasını sağlayacaktır. Projenin katkı sağladığı temel konu, ayrım gözetmeksizin geçici koruma altındaki Suriyeli ve yerelde yaşayan Türk vatandaşı çocukların eğitim hizmetlerinden faydalanmasını sağlamaktır. Yapılan tüm faaliyetler, eğitim yapılarından faydalanacak öğrencilerin yanında o bölgede yaşayan insanların çevresel ve sosyal beklentilerini dikkate almaktadır. Öğretim ikliminin okulun bulunduğu sosyal çevrede başladığı bilinciyle proje, çocuklarımız için umutlu bir gelecek inşası için çalışmaktadır. Umutlu bir gelecekse yalnızca eğitimle mümkündür.